Şimdi geçelim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu e, sabah konuktu. İsmail Küçükkaya'nın konuydu ve konu e, bu daha önce yeni kapıda sergilenen e, araçlara gelmişti. Kiralık araçlar bir kısmı makam araçları bununla ilgili gelişmeler nedir diye konuşuluyordu. Belge var ama soruşturamıyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Ak Partiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi burada gördüğünüz şu araçların tamamını tahsis etmiş. Yaklaşık bir yıla aşkın süredir valilikte yazımız var. Bu işe soruşturma izni verilmesine dair. Hı. Ve soruşturma izni verilmesiyle ilgili herhangi bir cevap yazısı alamadık yani verilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisinden önceki dönemde kiralanıp AK Parti'ye tahsis edilen araçlara yönelik İstanbul Valiliğinin bir yıldır soruşturma izni vermediğini hatırlattı. Yeni kapıda sergilenen o araçlarla ilgili tartışmaları yeniden alevlendirense işte bu liste. Yeni Çağ gazetesi yazarı Murat Ağrel araçların hangi kurumlara tahsis edildiğine dair liste paylaşmıştı. AK Parti'den itiraz geldi. Ağrel bu kez isim isim yeni bir liste yayınladı. AK Parti genel merkezinden il ve ilçe başkanlıklarına kadar uzanan o listeyi Ekrem İmamoğlu da doğruladı. Bu liste Büyükşehir Belediyesi'nin kendi hafızasında var. Yani bu listeyi biz oturup yazmadık. Burada direkt bir partiye bu kadar aracı vermek bu işte denetlenmeyen bir kurumun varacağı sonuç. Bak denetleme buna yapılır. Ekrem İmamoğlu bu araçlar için denetleme beklerken türbe avlusunda elleri arkada bağlı yürüdüğü için inceleme başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Ellerim arkada Yürümeye başladım. Yani bu şekilde yürüdüm. Hatta buradan devam ettim içeriye. Çok değerli insanların mezarları var. 4-5 tanesinde daha dua ettim. Şuradan böyle bir akıl çıkartmak. Ben diyorum tümden bir akıl tutulması. Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan İmamoğlu bu anların incelenmiş olmasına akıl tutulması dedi. Kayıp atlar konusundaysa soruşturulmaya hazır olduğunu söyledi. İstanbul'un atlarına dahi sahip çıkıp hesabını veremeyenlerin diğer konularda neler yaptıklarını düşünmek bile istemiyoruz. Ben soruşturmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız soruyor diyor ki nerede o evet, atlar? Evet. diyor. Ya Tarım Bakanı çık bir açıklama yapsana. Yani Sayın Pakdemirli... Ekrem İmamoğlu, adalarda faytona son verilmesiyle boşa çıkan atları satın alıp sahiplendirdiklerini yineledi. Soruların yanıtı için Tarım Bakanlığı'nı işaret etti. Teslim ettik ve bu teslim ettiğimiz atlara çip takıldı. Bu çipi biz takmadık. Tarım Bakanlığı tak. Kayıp varsa kayıp atı bulacak olan Tarım Bakanlığı.